Selamünaleyküm arkadaşlar. Köy Hayatı ve Arıcılık kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ormandan indik. Hızlı bir şekilde hemen arılarımıza bakıyoruz. Akşam oluyor. Elimizden geldiğince hızlı davranıyoruz. Ama bu kovanın altı çok pisti. Çok pisti. Diğerlerinkini değiştirmiştik. Bu kalmış. Bunun kovanı değiştirirken sizlere de göstermek istiyorum. Ben altına baktım. Kovanımız şurada. Şu tarafa gidelim. Şimdi kovanlarımız temiz değil çünkü hani ilk başta arıcılık yapan insanlar ilk başta tezgah kurması lazım. O tezgah henüz bizde oluşmuş değil. Yaklaşık bir iki sene oluşuyor herhalde. Çünkü ne temiz kovanımız var ne yeni alınmış bir kovanımız. Kırmızımız bile yok. Biz arıcıyız ama şu an evet arkadaşlar. Şu an arılar benden bir şey istiyor ama ne istiyor bilmiyorum. Şimdi bu kovanımızı böyle hızlı bir şekilde temizleyeceğiz. Yani kırmızı olsa yaksak daha iyi olur. Şimdi bu şekilde bak. Çok basit bir şekilde. Elinizden geldiğince böyle kazın. Kalmasın. Propolis falan. Şu kenarlar çok önemli. Çıtalar girmiyor. Tabi biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Kovanlarımıza aslında elimizden geldiğince iyi bakmamız lazım. Çünkü burada sıfır kovanların fiyatları 500-600 lira olmuş. Gerçekten cep yakıcı olabiliyor. O yüzden elimizdeki malların kıymetini bilmemiz lazım yani açıkçası. Şimdi bizde kovan almamız lazım. 10-15 tane nasıl yapacağız bilmiyorum hiç. Bakacağız. Bari bu sene bereketli bir sezon geçse. Şimdi arkadaşlar alenin suyu yaptık. Bakın burayı da hep bir şey sarmış, örümcek ağları. Bu buradan çıkmıyor. Pürmüzümüz olsaydı, yaksaydık çok daha iyi olacaktı. Ama pürmüzümüz yok. Onu ayıracağız, zamanım da yok açıkçası yani. Pürmüz almakta bir şey yok. Yeter arkadaşlar bu kadar. Sonra zamanım bol olduğu zaman zaten bunların hepsini pürmüz ile elden geçireceğim. Sabah erken kalktık, ormana gittik. Biraz da yoruldum zaten. Hayatta zor duyuyorum ama işlerimiz olduğu zaman yapacak bir şey yok. Şimdi kovan aktarmamıza geliyoruz. Aktaracağımız kovan bu olduğu için bu kovanımız boş kovanımız. Bunu bir yere indirelim. Tamam bunu indirdim arkadaşlar. Şimdi aktaracağımız kovan bu. Bunu kenara alıyoruz bakın arkadaşlar. Haydi bismillah. Arılarımızda yiyecek eksikliği var. Bu sene kış çok sert geçti. Yani böyle kışı görmedik. Çok eskilerde olmuş böyle bir kış. Şimdi gelen arımız buraya girecek. Bu kovanın arısı. Şöyle oldum tamam. Şimdi bismillahirrah kovan aktarmamıza başlayalım. Arılarımız da bir türlü gelişemedi. İstediğimiz kıvama gelemedi. Ama yine de hepsine maşallah. Şöyle başlıyoruz. Onlar ısırmazlar. Ha? Isırmazlar mı öyle ustunu giymezler? Isırmazlar. Ya bunlar Kafkas arısıyla çalışıyoruz. Biz artık Karadeniz'de olduğumuz için saf Kafkas arısıyla çalışıyoruz. O yüzden arılarımız saldırmıyor. Kestanede de balı çakıyorlar. Bal olursa tabii. Şimdi burada 6 çerçeve gözüküyor. 3-5 çerçeve gözüküyor. Nisan'ın kaçındayız? Bugün Nisan'ın 13'ündeyiz. Yeterli mi? Bakacağız inşallah. Bundan sonra hızlı bir şekilde gelişiyor. Ayının yavru durumu çok önemli tabi. Şimdi buradan ilk çerçevemizi çekiyoruz. Biraz ağır. Maşallah, subhanallah. Şimdi arkadaşlar oradan gözüküyor mu? Biraz yaklaşırsan anne. Bakın son çerçevemizde şöyle kapalı yavru var ve buraları günlük ve pupayla devam ediyor. Bakın. Yine aldığımız gibi bakın buradan bu şekilde aldık. Buraya da bu şekilde bırakacağız. Ananın düzenini karıştırmıyoruz arkadaşlar. Bunu şöyle koyalım. Şimdi ikinci çerçevemizi çekiyoruz. Bu çerçeveyi iki gün önce şerbet verirken koymuştuk. Ana yumurta atsın diye ortaya koyduk ama keşke koymayaydık çünkü havalar çok sert geçmişti. Kar mar yağdı ama burada da yaklaşabilirsen anne. Bir dakika. Bakın yaklaş anne, iyice yaklaş. Yaklaş.
Yaklaş. Buralarda pupa ve günlük yumurtalar mevcut. Yani ana ayımız bunlara yumurta atmış. Şimdi ayımız ya, şey olduğu için, zayıf olduğu için, yani şey olarak, yani mevsime göre bir iki çıta geride. Ayılarımızı sıkışık tutmayacağız arkadaşlar. Şimdi havalar ısınıyor. En azından bir fazlalık çerçevesi olacak çünkü şey yapsın, yumurta atsın ana ayımız. Şu gözüküyor mu ya? Maşallah, subhanallah. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın. Maşallah arkadaşlar, full kapalı. Balık almamış. Kafkas ayısı normalde balla yavruyu aynı istikamette atar. Ama bu sene mübarek yağdı da yağdı. O yüzden ne Kafkas ne başka bir şey kurtarmaz. Çoğu arıcılarımızın arıları söndü. Bunlar bizi çok üzdü. Bunu da yine herhalde araya girmişiz. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakıyoruz arkadaşlar. Maşallah. Maşallah. Ya arkadaşlar şu an şu ayı var ya, bakın. Şöyle komple içerisi günlük pupa ile mevcut. Yani buna da komple arkalığını yumurtayı çakmışlar arkadaşlar. Yani ayılarımız yakın zamanda ona çırtayı bulup katı atacağız. Şimdi şuradan baktığım zaman son çerçeveyi görüyorum. Oradan bakın şimdi. Son çerçeve bile full kapalı ve üstünde az bir şey bal kalmış. Bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kapalı. Arka tarafına bakın. Arka tarafı yine kapalı. Şimdi bu kovana bir çerçeve verecektim ama bu son çerçevesi de yavrulu olduğu için buna çerçeve vermeyeceğim. Ama şu anda ana ayının yumurta atacak yeri yok. Ayıları sıkıştırdık arkadaşlar. Geçmiş olsun. Birkaç tane ayımız telef oldu. Bu da bizi üzüyor. Şimdi oradan geliyorlar. Bakın buna girecekler ama kova farklı olduğu için şaşırma yaşıyorlar. Şimdi buna ben bir çerçeve daha atayım. Ne olur ne olmaz. Ben şimdi işe gidiyorum, ormana gidiyorum. Olur da gelemezsem, bakamazsam sıkıntı olmasın. Şöyle elimizde geçen seneden kalma kabarmış peteklerimiz var. Sağ olsun 2019'da 10 tane ayımız vardı. Hepsi söndü. Bunlar onlardan kalma. Sönmeleri bizi üzdü şu şekilde. Ben baştan ikinciye koyuyorum arkadaşlar. Sondan ikiye de koyabilirsiniz. Son çerçeveye de koyabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Yani tabii faydaları ve zararları kesinlikle vardı ama artık yaz geldi yani. Yavruyu bölüp ortaya koymadığınız sürece sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi şu şekilde aynı çuval bezini koyuyoruz. Bu çocuk? Hangi çocuk? Ha. Arkadaşlar Allah'tan annem hatırlattı. Artık akıl kalmadı. Herhalde Ramazan biraz zorladı. Bu da duvar çıtası arkadaşlar, görüyorsunuz. Bakın. Duvar çıtasında da ayımız var. Şunu şöyle biraz silkeleyelim. Şunu temizleyeceğim çünkü. Buraya ben lalo şey kullanıyorduk. Straforlar. Sıkıştırmak için ama arkadaşlar imkanınız varsa şöyle doğal tahtalardan kullanın. Emin olun verim farkı, yani faydası en az iki kat fazla ama bizde de zaten bir iki tane var. O yüzden bulunması, yapması zor. Maliyeti daha fazla. Yani şu şekilde koyuyoruz. Şimdi bir tane zayıf ayımız vardı. Ondan küçük şerbet kalmıştı. Bu onu çekememiş. Bu ayımıza vereceğiz. Bu ayımız da bu şerbeti çeksin. Şu şekilde kapatıyoruz daha. Yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Örtü bezlerini koyduktan sonra bunun kapağı nerede? Bunun kapağı şurada. Ya geçen bu kış kapaklar, bazı kapaklar tam oturmamış mesela. Tam uyumlu değil. Bu da ne olmuş? Bu sefer içeri kar yağmış. İçeri yağmur taneleri bile girmiş. Ama şu an kovan örtü bezini örtemiyoruz. Rüzgar var. Hafif bir. Son olarak da şu kovanımızın içini çekersek anne. Bakın arkadaşlar. Kovanda en önemli nokta. Havalandırma yok. Ve bu kovan kışın nem yapmış. Görüyorsunuz. Alt bak, hani ben çeker misin bak. Burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu dipnot. Bunu kenara yazın. Abi. Arkadaşlar bakın. Bu hani video devam ediyor mu şu anda? Arkadaşlar bakın. Bu dipnot. Tamam mı? Alttan havalandırma alan kovan her zaman daha sağlıklıdır. Ayı alttan hava alırsa üşümez. Orada polen tuzaklı kovanımız var. Kışa bir çıta girdi, bir çıta çıktı mübarek. Ama bu kovanımız nemlenmiş. Aha. Bu kovan bir daha kullanılır mı? Kullanılmaz. Ayı üstten kapatıyoruz hava almasın diye.
Bu sefer içeride güçlü arılar nem yapıyor, kovan siyahlanıyor. Bu da ne demek? Bizim zararımıza demek. Ve arılarımızın da zararına. Çerçevelerimiz daha çabuk küfleniyor. İşte ne bileyim öyle şeyler olabiliyor. O yüzden kovana alttan havalandırma açın. Ben açtım ve olmayanlar yine de açacağım. İmkanım olmadığı için bunları pürmüzle yakıp temizleyeceğim. Bu kovanı yine kullanacağım mecbur. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ben arılarıma tekrar bakmaya devam ediyorum.